Değerli arkadaşlar, motor sürücü sistemleri dersine hoş geldiniz. Bugün dersimizin ilk haftasını gerçekleştireceğiz. Geçen hafta dersin pazartesi günü olması sebebiyle derse bir giriş yapamamıştık. Bu haftada mücbir bir sebep vardı. Bu nedenle bu haftaya mahsus olmak üzere dersi Perşembe akşamı bugün şu anda gerçekleştiriyoruz. Öncelikle tabii bugün dersle ilgili bir giriş yapacağız. Dönem bundan sonraki süreçle ilgili, bu dönemi kapsayan, bu dönemle ilgili, bu dersle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum bugünkü derste. Ayrıca dönem içerisinde nasıl bir süreç bizleri bekliyor, bunlardan bahsedeceğiz diyelim. Arkadaşlar, motor sürücü sistemleri dersi genel olarak bakıldığında elektrik makineleri, kontrol sistemleri dersleri, güç elektroniği dersleri belli ölçüde istenirse dersini de kapsayabilecek hibrit bir ders. İçeriği çok değişken bir ders. Bu derste zaman zaman elektrik makineleri, zaman zaman güç elektroniği, zaman zaman kontrol dersleri, zaman zaman PLC, kumanda, birçok konuya belli ölçüde değinebileceğimiz bir ders bizleri bekliyor. Bu anlamda tabii ki bahsetmiş olduğum derslerin bir kısmını veya hepsini almış da olabilirsiniz. Bir kısmını da almış olabilirsiniz ama hani bu şu anlama gelmesin. Kayıt döneminde bazı arkadaşlarımız sormuştu. O yüzden buna bu konuyu aydınlatmak isterim. Hani bu bahsettiğim saydığım dersleri almak veya almamak bu dersi temelinde hani bir sorun teşkil etmez. Çünkü zaten belli şeyleri kısa kısa hatırlayacağız. Bu ders için gerekli olan kısımları zaten kısa kısa hatırlatacağım ben sizlere. Bu anlamda bir kaygımız olmasın diyelim. Arkadaşlar, motor sürücü sistemlerinde hani başlık başlık burada hangi konulara değineceğiz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki motor sürücü sistemleri dersin adını yazdığımızda özellikle motor ve sürücü kavramları ön plana çıkıyor. Burada elektrik makinelerinin hani motor ve jeneratör olarak biz ele almıştık. Motor ve jeneratör çalışma şeklinde farklı farklı devreler üzerinden incelemelerde bulunmuştuk. Daha önceki derslerimizde, daha önceki dönemlerde. Burada sadece bir elektrik makinesini motor olarak düşüneceğiz. Motor işletmesi için konuyu biraz daha ayrıntılandıracağız diyelim. Burada motor, DC motor, asenkron motor, senkron motor veya diğer özel uygulamalar için kullanılan motorlar konularımız arasında yer alacak. Sürücü kavramı ise arkadaşlar işte motor sürücü sistemi. Sürücü sistemi kısmı biraz daha güç elektroniği, kontrol, mikro işlemci, kumanda devresi, PLC gibi bileşenleri içeriyor. Sürücü sistemine biz güç elektroniği penceresinden veya biraz daha konvansiyonel olarak düşündüğümüzde kumanda devreleri kapsamında da ele alacağımızı hatırlatalım. Aslında özetle bir elektrik motorunun bir güç elektroniği devresiyle veya bir kumanda devresiyle nasıl kontrol edildiğine dair bilgilerimizi pekiştireceğimiz bir ders bizleri bekliyor arkadaşlar. Hani birkaç dersi burada iç içe aslında anlatmış olacağım sizlere. Tabii ki belli ölçüde bu içeriği sizlerle paylaşmamız söz konusu olacak. Ders notu olarak da sizlerle her ders paylaştığım, canlı dersler paylaştığım, kayıt altına aldığımız içerikler var.
içerikler olacak. Bunun dışında tabii bu dersi geçen dönem pandeminin Mart ayının işte bu zamanlarda pandemi süreci başlamıştı. 3-4 haftalık bir süreci yüz yüze gerçekleştirmiştik. Pandemiyle beraber işte elektrik makineleri bir dersini sizler aldınız. Motor sürücü sistemlerini 4. sınıf öğrencileri alıyordu. 20-25 öğrencimiz vardı o zaman. Bir kısmını yine ben dijital olarak, video olarak paylaşmıştım. Fakat dönem içerisinde tabii ki ilave konular da olabilir ama benim YouTube hesabımda var olan bazı çalışmalar söz konusu bu ders kapsamında. Motor sürücü sistemleri başlığı altında bir oynatma listesi de var. Belli ölçüde aslında hani ben aynı konuları anlatacağım, ilave olarak farklı konularda söz konusu olabilir. Bu açıdan oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ilk haftaların içeriği orada yoktur tabii. Onları burada zaten anlatacağım. Tüm derslerimiz kayıt altına alınıyor arkadaşlar. Daha sonraki süreçte hani bugünkü ders örneğin bir gün, iki gün sonra sistemde kayıt altına alınmış oluyor. Yani kayda video olarak eklenmiş oluyor. O anlamda ekstra bir YouTube paylaşımı çok öngörmüyorum ama belki yani tek tük olabilir. Bunu da söyleyeyim. Şimdi içeriklere bakacak olursak arkadaşlar, elektromanyetizmanın temelleri, manyetik alan, manyetik akı, dönme hareketi, kuvvet, manyetik devreler, manyetomotor kuvvet, hava aralığı, reluktans, doyma ve moment. Bunları tabii çok hızlıca tanım vermek paylaşacağım sizlerle. Temel motor prensibi, elektrik motorlarını nasıl tarif ediyoruz, bunlara kısaca değineceğiz. Mekanik parametrelerin neler olduğunu bilmiştik makinelerde. Burada değineceğiz. Enerji dönüşümü, kinetik enerji, atalet momenti gibi işte parametre olarak, tanım olarak bazı bilgiler vereceğim. Tabii ilk olarak konvansiyonel doğru akım motorları ve çeşitlerini eşdeğer devre bazında hatırlayıp bunların nasıl ve hangi tür sürücü uygulamalarıyla kontrol edildiğini görmek adına işte DC motor kontrolü, tek bölge, çift bölge, DC kıyıcı, doğrultucular, DC kıyıcılar, DC-DC dönüştürücüler, sürücü sistemlerinde güç elektroniğinin rolü gibi başlıklarımız var arkadaşlar. Bunun dışında bazı özel motorlar için adım motoru yani step motor, servo motorlarla ilgili bunların çeşitleri, kontrolü, örnek devreler, hangi entegreler, hangi yer iletken malzemelerle bu tür motorların kontrolü sağlanıyor. Bunları anlatacağım sizlere. Bunun dışında sabit mıknatıslı DC motor, universal motor, bunlara ilişkin uygulama örnekleri, asenkron motorlar, AC motor olarak asenkron motorlarda yol verme ve hız kontrol teknikleri, blok devreler üzerinden bunları anlatacağız. Asenkron motorlar arkadaşlar, AC motorlar oldukları için güç elektroniği sürücülerini burada inverter bakış açısıyla, inverter devrelerine bakarak bunları inceleyerek anlatacağız. Hatırlayın, güç elektroniği dersinde inverterlere girmemiştik. Burada biraz inverter bilgisi de sizlerle paylaşacağım. İnverterleri biraz anlatacağız. İnverterlerle beraber işte harmonik gibi biraz işin şebeke tarafına harmonikler konusuyla değinme durumumuz var. Endüstriyel ürünlerin incelenmesi, drive olarak AC veya DC motor drive örneklerini bazı ürünler üzerinden inceleyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz bazı başlıkları da arkadaşlar dönem sonuna doğru hazır olmasını isteyeceğim ödevler, sunum ödevleri ile de aslında sizlere vereceğim. Burada bazı konuları sizden de bekleyebilirim veya bir konuyu birkaç farklı gruptan da bekleyebilirim. Yani bununla ilişkin en alt başlıkta gördüğünüz ödevler, sunum ödevlerimiz olacak. Bu ödevleri dönem sonuna doğru ders bilgi sisteminde sizlerin
sizlerden sunmanızı bekleyeceğim. Böyle bir sürecimizde olacak dönem içerisinde. Geçen dönem bu dersi anlatırken arkadaşlar kullanmış olduğumuz içeriği yine burada görüyoruz. Elektrik motorlarının manyetik temelleri, doğru akım motorları, doğru akım motorları, sistemleri, asenkron motorlar, asenkron motor hız denetimi, doğrultucu, doğru akım kıyıcı, DA-DA dönüştürücüler, fırçasız doğru akım motorları, adım motoru, servo motor, step motor, endüstriyel motor sürücüleri şeklinde özetlemiştik. Buna ilişkin tabii kaynak olarak aslında dersimizi takip etmek önemli. Bunun dışında birçok yabancı kaynak var arkadaşlar. Electric Motor Sense Drives, step motorlar için ayrı bir kitap olarak şunu düşünebiliriz. Bunların birçoğunun PDF versiyonları araştırılırsa bulunabilir. Permanent Magnet Brushless DC Motor, sürekli mıknatıslı fırçasız DC motor sürücüsü için ayrı bir kitap. Onun dışında bizim makine derslerinde kullanmış olduğumuz makine ve güç elektroniği aslında bir arada olan Principles of Electric Machines and Power Electronics kitabı çok yararlandığımız bir kitap. Bunun dışında arkadaşlar biraz önce de ifade etmiştim. Kumanda devreleri, bunlara değinebiliriz. Kumanda devreleri kapsamında kontaktör, röle gibi farklı elektriksel komponentleri tanıtım anlamında da farklı içeriklerimiz olabilir. Bunlara ilişkin ödev konuları da olabilir. Elektrikli araçlar, bir fazla asenkron motor, sürücü örneği, daha pratiğe yönelik uygulamalar, üç fazla asenkron motor kontrolü bir mikro denetleyiciyle, PIC 18F4431 veya diğer mikro denetleyicilerle bir üç fazla asenkron motor kontrolün nasıl yapılırı gibi bu tarz uygulama örnekleri ile hem ben içerik olarak sizlere anlatabilirim hem de buna ilişkin ödev konusu da olabilir. Yani dersin dönem içerisinde biraz çift taraflı bir ders olarak düşünülmesi gerekiyor. Bazı özel konuları sizden araştırma olarak da isteyeceğim. Bu anlamda farklı bir ders bizleri bekliyor arkadaşlar. Tabii ki sınavlarımız olacak. Burada geçen dönemlerde gerçekleştirdiğimiz sınavlar, klasik sınavlar, normal ara sınav, final ve bütünleme. Bunun dışında da kısa sınav uygulamaları olabilir arkadaşlar. Buna ilişkin tabii dönem içerisinde muhtemelen ara sınavlara kadar bir ara sınav finaller arasında en az bir tane kısa sınav uygulaması gerçekleştireceğiz diyelim. Evet, ödevlerle ilgili burada bir durum söz konusu. Ödevlerle ilgili burada da ifade ettik arkadaşlar. Çok kısa süre içerisinde bu ödev başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Çok fazla zaman geçmesin. Sizler de hazırlıklarınıza başlayın. Bu ödev başlıkları çünkü ders konularıyla ilgili ama bir konuyu bilmeden araştıramazsın gibi bir konu olmayacağı için dersten biraz bağımsız düşünülmeli. Bu nedenle kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağım. Biz sizler de gerekli hazırlıkları yapmaya başlayın, araştırmaya başlayın istiyorum. Evet, şimdi bugünkü dersimizde aslında bazı temel tanımları bir açıdan yapacağız diyebilirim. Temel bilgilerimizi hatırlayacağımız, pekiştireceğimiz bir içerik var bugünkü dersimiz kapsamında. Arkadaşlar dönme hareketi bir elektrik motorunda dönme hareketinin nasıl oluştuğu, nelere bağlı olduğunu şimdi birlikte inceleyelim. Manyetik alan içinde bulunan bir iletkenden açıldığında bu iletkene bir kuvvet etki eder. Bunu biliyoruz. Kuvvetin etkili veya hissedilir olması için güçlü bir manyetik alan ve birçok iletken gereklidir. Manyetik alan motor dönme hareketi için gerekli bir ön koşuldur. Fakat bu aslında motor çalışmanın
motor çalışmayı başlatan bir parametre olarak düşünülmelidir. Katalizör olarak bunu düşünebiliriz, manyetik alanın varlığı. Aslında mekanik gücü oluşturan iletkenden geçen akım ve oluşan kuvvet. Aslında demek ki iletkenden geçen akım daha çok bağlı üretilen mekanik güce diyoruz. Hatırlayalım, elektrik motorlarında uyarma yani manyetik alan ve enerji dönüşümü fonksiyonlarını farklı bölümler yerine getirir demiştik. Aslında burada şimdi bir cümle okuduk değil mi? Bu ne anlama geliyor? Uyarma dediğimiz manyetik alanın üretildiği kısım mesela bir dorakın motorunda stator değil mi? Statordaki uyarma bobinleri veya mıknatıslıysa sürekli manyetik alanı manyetik alanı biz mıknatıslar üzerinden elde ediyorsak o zaman statorda bulunan mıknatıslar. Enerji dönüşümü ise rotorda bulunan iletkenler tarafından gerçekleştiriliyor. Daha asenkron motorları hatırladığımızda asenkron motorlar 3 fazlı asenkron motorlarda 3 fazlı stator sargısı yıldız veya üçgen bağlı stator sargısından akım geçirildiğinde bir döner manyetik alan oluşuyordu. Gerek doğru akım motorunda vermiş olduğum örnek, gerekse de asenkron motorlar için vermiş olduğum örnekte manyetik alanın üretildiği bölüm stator olarak ön plana çıkıyor. Gelin senkron makineye bakalım. Bir senkron motorda arkadaşlar uyarma veya manyetik alan statorda değil rotorda üretiliyordu. Doğru akım uyguluyorduk. Bu anlamda bakın 3 farklı motor için durumu özetleyecek olursak uyarma veya manyetik alanın üretilmesi ve enerji dönüşümünün gerçekleştiği kısımlar ayrıydı arkadaşlar. Bu cümleyle aslında bakın ben bunu kastediyorum. Şimdi DC motor tabii en temel elektrik motoru olarak düşünüldüğü için arkadaşlar DC motor üzerinden bu tanıma devam edelim. DC motorda uyarma, kalıcı mıknatıs veya sabit kısımda kutuplara sarılı bobinler tarafından sağlanıyordu. DC motorda uyarma, kalıcı mıknatıs veya sabit kısımda kutuplara sarılı bobinler tarafından elde ediliyordu. Kuvvet ise farklı bir bobin aracılığıyla üretilirdi. Hatırlarsak arkadaşlar biz örneğin iki kutuplu bir DC motorda şurada işte kutuplara sarılı iletkenler var. Bir de şurada rotorumuz vardı. Rotorun çevresinde şöyle oluklar vardı arkadaşlar. Bu olukların içerisinden geçen iletkenler işte farklı bobin dediğimiz bu. Şu rotor üzerindeki küçük oluklardan geçirilen iletkenler bobini oluşturur. Bobinleri meydana getiriyordu. İşte kuvveti bu bobinden geçen akım ile üretiyorduk. Ve tabii kuvvet vektörel bir büyüklüktü. Saat yönünde veya saat yönünün tersinde bir hareket oluşuyordu. Kuvveti farklı bir bobin aracılığıyla üretiyorduk arkadaşlar. Evet, elektrik motorlarının çalışma prensibini biz açıklarken sürekli manyetik alan, manyetik akı gibi kavramları öne çıkardık. Kavramlara değinmiştik arkadaşlar. Burada şöyle bir bakacak olursak işte manyetik alan, manyetik indüksiyon, manyetik akı değil mi? H, B, Fi olarak bunların tanımlandığını ifade etmiştik. Manyetik alan veya manyetik akı vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Yönü ve şiddeti vardır. Manyetik alanın yönü ve şiddeti önemlidir. Fakat şiddet olarak, genlik olarak doyumlu olduğu için hani şiddeti de manyetik alan veya manyetik indüksiyon, manyetik akı değeri belli bir sınırı geçemez. İşte bu yüzden biz şu tanımı yaptık. Manyetik alan motor dönme hareketi için gerekli bir ön koşul olmakla beraber motor çalışmanın katalizörüdür.
Yani mekanik güç daha çok iletkenden geçen akıma bağlıdır derken, manyetik alan bir ön koşul. Evet, olması gerekiyor ama mekanik gücü tamamen buna endeksleyemeyiz. Çünkü manyetik alanı, manyetik indüksiyonu bir ferromanyetik malzeme üzerinde belirli bir değerin üstüne çıkaramıyoruz doyumdan dolayı. Bu nedenle katalizör tanımını burada benzetmesini yaptık. Mekanik gücün daha çok iletkenden geçen akıma ve dolayısıyla oluşan kuvvete bağlı olduğunu burada ifade ettik arkadaşlar. İşte manyetik alanın veya manyetik akı çizgilerini burada görüyoruz arkadaşlar. Bununla manyetik alanın, manyetik akının vektörel büyüklük olduğunu, yönü olduğunu ifade ettik. Burada ifade edilmemiş ama manyetik akı yoğunluğu veya manyetik indüksiyonun da akı bölü kesit olarak tanımlandığını biliyoruz. Weber bölü metrekare Tesla şeklinde bu düşünülmelidir. Şurada bir ferromanyetik malzeme olduğunu varsayacak olursak, işte burada bakın akı yoğunluğu daha fazla. Neden? Çünkü kesit daha küçük. Kesit daha küçük arkadaşlar. Bakın şurası daha küçüktür şu uzunluğa göre. İçe doğru olan kısım eşit olsun. Yani mesela burada derinlik aynı ise arkadaşlar, derinlik aynı ise şuradaki uzunluk tabii burada daha küçük olduğu için buraya göre, o zaman burada burası A ise mesela burası 2A'dır. Dolayısıyla burası B bölü 2, burada ise B şeklinde düşünülmelidir. Çünkü buradan geçen akı sabit. Buradan geçen akı sabit. Kaçak akılar çok cüzi miktardadır. Çok küçüktür. O yüzden kaçak akıları burada düşünmeyelim. Dolayısıyla B, A, 2A, B bölü 2 şeklinde düşünebiliriz. Manyetik akı yoğunluğunu ve kesiti bu şekilde düşünebiliriz. Akının ortak olduğunu, burada aynı olduğunu, değişmediğini kabul edersek. Evet. İletkeni etkileyen kuvvet, mekanik gücün tanımında vardı bu. Manyetik akı yoğunluğu, iletkenden geçen akım ve iletkenin uzunluğuna bağlıdır. Evet arkadaşlar, mekanik gücü kuvvet belirliyor ama burada da evet manyetik akı yoğunluğundan bahsediyoruz. Ama bu B parametresinin doyumlu olduğunu bildiğim için daha çok iletkenden geçen akıma bağlıdır diyorum. İletkenin uzunluğu da sonsuz olamaz arkadaşlar. Çünkü bir motor var. Motorun bir hacmi var. Motorda iletkenleri sarabileceğimiz bir bölüm var. Kutuplar üzerine ise o kutubun bir boyu var, bir eni var arkadaşlar. Oraya sonsuz uzunlukta bir iletken sarma şansınız yok. Bu nedenle bu da sınırlı olacağı için burada kilit parametre aslında akım arkadaşlar. Kilit parametre akım. Akımı anlık olarak değiştirebilirsiniz ama ben mekanik gücü arttırmak için bir doğru akım makinesinde, bir DC motorda makine çalışıyor, motor çalışıyor, durun biraz daha iletken ekleyeyim deme şansımız yok. Onu tasarımın başında belirliyorsunuz. L kaçsa kaç, tasarım sayısına göre aslında daha çok bunu ifade ederiz ama burada bağıntı gereği bunu söylüyoruz. Kuvvetin artısı F eşittir B L. Burada amper, metre ve newton olarak birimlendiriyoruz. Biliyorsunuz bunu. B zaten manyetik indüksiyon Weber bölü metrekareydi. Tabii ki şunu da biliyoruz arkadaşlar. Bu bağıntı akım vektörü ile manyetik akı yoğunluğu akım vektörü manyetik akı yoğunluğu vektörüne 90 derece ise geçerlidir. Yani bunun anlamı şu. Akım vektörü ve akım vektörü I, manyetik akı yoğunluğu vektörü B. I ve B arasındaki açı 90 ise bu bağıntı geçerlidir. Aslında bu bağıntı şöyle. B, I ile sinüs teta şeklindedir diyoruz. Buradan şunu ifade edelim. Bakın işte şurada N, S.
Evet, burada bir B. Bu kuvvet. Bu kuvvetin maksimum olduğu durum B ile I arasındaki açının 90 derece olduğu durumdur. Şimdi burada çok üç boyutlu çizime uygun olmadığı için arkadaşlar onu gösteremiyorum. Fakat bu açı 90 dereceden farklıysa arkadaşlar kuvvet daha küçük olur. Bunu söyleyebiliriz. Akım ve indüksiyon vektörleri aynı doğrultuda olursa kuvvet üretilmez ve sıfır olur diyoruz. Kuvveti arttırmak için manyetik akı yoğunluğu ve akımın büyük olması gerekir. Bunun için manyetik devrenin iyi tasarlanması gerekir. İletken sayısının fazla olması, sarım sayısının fazla olması ve termal akım taşıma kapasitesini zorlamayacak şekilde belirlenmesi de burada önemlidir diyoruz. Arkadaşlar tabii devam ediyoruz manyetik kavramlara. Biz elektrik motorlarında manyetik alanı iki şekilde elde ediyoruz. Bir, kalıcı mıknatıs. Bu özellikle modern motor uygulamalarında tercih ediliyor. Mıknatıs teknolojisi, mıknatıslarda kullanılan malzemelerin gelişmesi aslında birçok elektrik motorunu kalıcı mıknatıslı versiyonlarının da çıkmasına sebep oldu. Ama üç fazlı bir asenkron motor günümüzde endüstride kullanılan örneklerde biz döner manyetik alanı hatırlayın. Döner manyetik alan manyetik alanın döner manyetik alan olduğunu ifade etmiştik. Üç fazlı bir asenkron motorda kalıcı mıknatıs kullanımından ziyade akım taşıyan bobinlerle bunu gerçekleştiriyorduk. Kalıcı mıknatıslı bir uygulama mesela bir servo uygulamasında biraz daha böyle otomasyon sistemlerinde karşımıza çıkıyor. Robotik uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Burada daha çok kalıcı mıknatıs yapısı ön planda. Ama akım taşıyan bobinler ile de bir asenkron motorda manyetik alanı üretiyoruz diyebilirim. Evet, az önce ifade etmiştik arkadaşlar. Elektrik motorlarının çalışmasında manyetik alan önemli. Çünkü kuvvetin üretilmesi ve dönme hareketinin elde edilmesi oluşması için manyetik alan bir ön koşuldu. Burada tabii ki bir bobin yapısı karşımıza çıkıyor. Biz hep bir iletken gibi konuşuyoruz ama bobin yapısı var demiştik. Bobin birçok iletkenin seri bağlanması ile oluşan bir yapıdır. İşte üç fazlı asenkron motorlarda üç tane ayrı bobin vardı. Bu üç ayrı bobin RST veya L1, L2, L3 fazlarından besleniyordu ve döner manyetik alan oluşuyordu. Burada bakın her sarım bir manyetik alan üretiyor ve toplam kuvveti bu büyütüyor arkadaşlar. Diyoruz. Evet, akım taşıyan iletken manyetik alan üretir demiştik arkadaşlar. İletkenden uzaklaştıkça manyetik alan şiddetinin azaldığını ifade ettik. Bunu biliyoruz. Burada manyetik indüksiyon cinsinden bu kıyaslamayı yaptığımızda şunun bir ferromanyetik malzeme olduğunu düşünelim. Ve bu malzeme ve bu malzeme üzerinde şöyle bir bobin olduğunu varsayalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir bobin. Bir akım geçiyor bobin üzerinden. Şurada ki manyetik indüksiyonları kıyasladığımızda B noktası daha uzak olduğu için daha küçük bir indüksiyon değeri üretir. A noktası daha büyük bir indüksiyon değeri üretir. Ki bu boşluktaki kıyaslamadır arkadaşlar. Zaten boşluğun bir anlamı yok demiştik. Akının ferromanyetik malzeme üzerinden devresini tamamlayacak şekilde bir tasarım vardır bir motor üzerinde. Burada sadece kavramsal bahsediyoruz. Ferromanyetik çekirdek üzerinde işte farklı geometrilerde, farklı tencere yapılarında, bazen halka şeklinde, toroid formunda, bazen de ki bir rotor devresini hayal ettiğimizde dairesel şeklinde bir ferromanyetik malzemeden bahsediyoruz demiştik. Şurada işte neler var?
Enes kutupları var. Tabii şöyle, bu gösterim sizi yanıltmasın aslında. Bu şekilde manyetik devreler çiziyorduk. Hepsi silmiyor. Evet. Niye böyle oldu? Yani tüm akının manyetik çekirdek üzerinden tamamlandığını, aralarda havarlıkları oluyordu hatırlayın. Onu göstermek istedim ama şuradan sanırım geri alacaktık. Neyse. Devam edelim. Evet, bakın bu notta bunu ifade ediyoruz aslında. Biz boşlukta yeterli bir manyetik indüksiyon üretemediğimizi ifade etmiştik. Çünkü boşluğun manyetik geçirgenliği 4π10^-7 çok küçük bir değer olduğu için elektrik motorlarında sargılar demir gövdeye, şurada olduğu gibi tasarımlar yapılarak yerleştirilir ve manyetik akı devresini tamamlar arkadaşlar. Manyetik akı çekirdek üzerinde devresini tamamlar. Sadece hareketli kısımlar için bazı hava aralıkları bırakılıyor demiştik. Tabii orada mecburen hava yani boşluktan devresini tamamlıyor manyetik akı diyoruz. Burada demir malzemesi farklı versiyonları kullanılıyor demiştik. Demir malzemesi özelliğine göre çekirdeğin tasarımına göre arkadaşlar indüksiyon ve akı üretimi sağlanır dedik. Evet, manyetomotor kuvveti kavramı. Arkadaşlar, manyetomotor kuvvet sarım sayısı ve akımın çarpımı şeklinde tanımlanmıştı ve elektrik devresiyle manyetik devreyi biz birbirine benzeterek manyetik akı, manyetomotor kuvvet, reluktans kavramlarını eşleştirmiştik. Reluktans kavramı elektrik devresindeki neydi? Dirençti. Akıma karşı gösterilen zorluk. Burada da manyetik devrede reluktans, manyetik direnç, akıya karşı gösterilen zorluk olarak tanımlanıyor. Ve reluktansın, manyetik direncin ağırlıklı olarak boşluk veya ne vardı? Çekirdek. Değil mi? Çekirdeğin reluktansı, boşluğun reluktansı şeklinde RC, RG olarak bunları biz tanımlamıştık. Burada fiziksel boyutlar daha çok ön plana çıkmıştı. Bir de malzemenin manyetik geçirgenliği, μ değeri önemliydi. Reluktans hesabını bu şekilde yapıyorduk. Manyetik direnç olarak devremiştirdik. Bu bir DC motor için, bir asenkron motor veya bir senkron motor için biraz farklılık gösterebiliyordu ki daha özel makine türlerine zaten değinmemiştik burada. Çünkü o biraz daha yani işin doğasından uzaklaşmamız anlamına geliyordu. Nihayetinde burada ve diğer derslerimizde biz makineyi tanıyoruz. Tasarım farklı bir konudur. Tasarımcılar ama bu hava aralığıdır. Tasarımcılar yani bir elektrik motoru, bir jeneratör tasarlayanlar, tasarımcılar arkadaşlar bu manyetik analizlere çok çok daha ayrıntılı bakması gerekiyor diyelim. Evet, hava aralığı var arkadaşlar. Elektrik motorlarında yüksek akı yoğunluğu üreten malzemeler kullanılarak büyük döndürme kuvveti elde ediliyor. Burada kuvvetin üretileceği iletkenler hava aralığı bırakılarak rotor kısmına yerleştiriliyordu. Reluktansı tanımladık. Akıya karşı gösterilen manyetik direnç arkadaşlar. Hava aralığı, kesit ve manyetik geçirgenliğe bağlı. Burada hava aralığı olduğu için μ0. Eğer malzemenin kendisinde manyetik direnç hesabı yapmamız gerekiyorsa o zaman malzemenin manyetik permeabilitesi veya geçirgenliğini kullanmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bakın burada
tanımları, bağıntıları görüyoruz. Doymadan bahsettik biraz önce. Doyma, manyetik malzemenin akı yoğunluğu kapasitesini, yani B değerini sınırlayan bir parametredir. Demir, çelik gibi malzemeler manyetik doyumludur arkadaşlar. Bunları biz elektrik motorlarında çok sık tercih ediyoruz. Manyetik akının üretildiği, manyetik indüksiyonun üretildiği malzemeler bunlar. Ferromanyetik malzeme olarak bunları tanımlamıştık. Tabii bu tür malzemelerin bir de elektriksel olarak iletkenlik özelliği vardı ki arkadaşlar hatırlayın, tüm işte transformatöründen DC makinesine, asenkron makineden senkron makineye hepsinde şu özellik vardı veya şundan bahsettik, ortak demir kaybı değil mi? Demir kaybı oluyor demiştik. Demir kaybının oluşması için de örneğin ne vardı? Fuku akımı vardı değil mi? Akı değişkense mesela bir transformatörde bir akının değişken olduğu ne var? Asenkron motor var. Neden akı değişken arkadaşlar? Çünkü uyguladığımız gerilim değişken. Transformatörde alternatif gerilim var. Asenkron motorda, asenkron makinede alternatif gerilim var. Alternatif akım var. Ve değişken manyetik akı var arkadaşlar. Çünkü akıyı üreten en nihayetinde akımın varlığıdır. Akım değişken, akı değişken. Akı değişkense iletkenlik özelliği olan demir, çelik gibi malzemeler üzerinde küçük küçük gerilim endüklemeleri oluyor. Bu endüklenen gerilimler demir, çelik gibi malzemeler iletken özelliği daha önce gösterdiği için küçük küçük akımların, Fuku akımlarının akmasına sebebiyet veriyordu ki bu akımların sınırlanması gerektiğini ifade etmiştik. Bu açıdan bakıldığında da manyetik devreyi oluşturan kısımda ince, yalıtkanlı, bir tarafı yalıtılmış saclar kullanılıyor demiştik ki demir veya akının dolaştığı o malzeme çok ısınmasın, demir kaybı çok fazla olmasın demiştik arkadaşlar. İşte bu anlamda bakıldığında aslında bu kısım çok çok derin bir kısım ama biz böyle üstünden geçmiş olduk, biraz hatırlamış olduk. Evet, kuvvet dedik, dönme hareketiyle başladık. Kuvvetten bahsettik arkadaşlar. Kuvvetin oluşması için gerekli manyetik alan, manyetik akı gibi daha önce ifade etmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz terimleri, kavramları şöyle hızlıca bir hatırlamış olduk. Fakat kuvvetin varlığı da bir ölçüde yeterli değil. Neden? Dönme hareketinin elde edilebilmesi için kuvvet ve dolayısıyla moment üretimi gerekiyor arkadaşlar. Burada moment çünkü dönme hareketini sağlayacaktır. Eğer net bir moment yoksa rotor üzerinde, dönen kısım üzerinde dönme hareketini elde edemeyiz. Dolayısıyla mekanik bir güç elde etmemiz söz konusu olmaz. Burada moment üretimini basit iki kutuplu bir DC motor üzerinden görecek olursak, kutuplar var, NS kutupları var. Her ne kadar burada gösterilmediyse de bu kutuplar, yani N ve S kutupları, N ve S manyetik malzemeleri üzerine, şunlar yani demir olarak bunları düşünün. Bunlar üzerinde bir bobin var arkadaşlar. Bobin burada bobin N kutbunu tamamlıyor. Daha sonra S kutbuna geçip devresini tamamlıyor. Ve aslında şöyle bir yapı var arkadaşlar. Çizim çok sağlıklı olmadığı için çok tercih etmiyorum ama burada göstermem gerekecek. Bakın şu şekilde. Buradan akım geçiyor. Bakın şuradan çıktı akım. Geldi. Buradan devam ediyor. Buradan da çıktı. Bakın burada ne var? DC motor olduğu için arkadaşlar, DC motor olduğu için biz manyetik alanı üretmek için ne yaptık? Şuradan bir DC gerilim uyguladık. İletkenden akım geçirdik. Bu akımın yönüne göre de bir manyetik alan var. Mesela bu şekilde olsun, tamam mı? Buna göre
rotor üzerinde açılmış oluklara yerleştirilen iletkenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Artı ve eksi. Artı içeriye doğru, eksi bize doğru. Buna göre F kuvveti oluşmuş ve burada dönme hareketi meydana geliyor. Moment yine vektörel bir büyüklük yönü var. F çarpı R. R nedir? Rotorun yarıçapı arkadaşlar. Şuradaki nokta nedir? Mil'dir arkadaşlar. Mil. Bu mil. İşte bu mil üzerinden, bu mil üzerinden biz mekanik güç alıyoruz. Bu mile bağlı bir iş makinesi var. Bu mile bağlı bir asansör var. Bu mile bağlı bir fan var havalandırma için. Gibi bu örnekler, bir vinç var veya bu örnekleri bu şekilde artırabiliriz. Yani biz aslında bir mekanik iş yapıyoruz. Motor çıkışı mekanik olacak. Girişi zaten elektriksel güçlü. Bunu biliyoruz. Evet. Moment ve motor hacmi arasındaki ilişkiye bakalım. A burada spesifik elektrik yükü amper bölü metre olarak tanımlandığında bir elektrik motorunda arkadaşlar moment pi bölü 2 BA D kare L şeklindedir. L motorun uzunluğu, D rotor nedir D? Rotor yarı çapıdır arkadaşlar. Buradan rotor hacmini D kare L olarak düşüneceğiz. Ve burada motor torkunun hacmiyle de orantılı olduğunu bu bağıntıya göre söylememiz mümkün. Evet. Elektrik motorlarının amacı çıkışlarında mekanik bir sürece güç sağlıyor arkadaşlar. Mekanik bir işe güç temin ediyor. Yani bu şekilde enerji dönüşümü gerçekleştiriyor. Dönen bir mekanizma var. Dönen bir sistemde arkadaşlar, dönen bir sistemde biz mekanik gücü tanımlarken şunu ifade etmiştik, bakın mekanik gücü tanımlarken bu fark etmez. Hani elektrik motorları, işte DC motor, asenkron motor, senkron motor veya jeneratör, o da fark etmiyor. Çünkü bir jeneratörde burada göstermiş olduğum P eşittir T çarpı omega giriş gücüyken bir motor için bu çıkış gücüdür. Yani motor veya jeneratör, genelleyelim bir elektrik makinesindeki mekanik gücü T moment çarpı omega açısal hız olarak tanımlıyor. Açısal hız olarak tanımlamıştık arkadaşlar. Doğrusal sistemde ise kuvvet çarpı doğrusal hız olarak bunu zaten biliyoruz. Yukarıda işin tanımı var. Bunları zaten daha önceden vermiştik arkadaşlar. Şimdi temel motor prensibine bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir kontrol ettim. Neler var? Temel motor prensibinde basit bir lineer motor burada görüyoruz. Manyetik alanın mıknatıslar tarafından üretildiği, L uzunluğunda bir iletkenin olduğu ve bu iletkenin de R direncine sahip olduğunu ifade edelim. Başlangıçta şurada bakın akım taşıyan iletken, manyetik alan NS mıknatıslar üzerinden elde ediliyor. NS şeklinde hani manyetik alanın yönünü temsilen N ve S olarak burada belirtilmiş. Bir mıknatıs var. Sabit bir manyetik alan var. Ve akım taşıyan bir iletken var. Veya bir bobin var. Yani burada iletken olarak sembolik bunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın bu iletkenden yükün olmadığını düşünelim. İletkenden akım geçirilirse arkadaşlar bir kuvvet oluşuyor. Değil mi? Sabit bir manyetik alan var burada. Manyetik indüksiyona dönüşmüş bu. Manyetik alanı biliyorsunuz arkadaşlar. Manyetik alan H, manyetik alan şiddeti H çarpı mu
şekil B demiştik, tamam mı? Burada B oluşuyor. Akım geçirdik. L uzunluğunda bir iletken var dedik. Dolayısıyla bir kuvvet oluşuyor. Eğer çıkışta bir mekanik yük yoksa, yani motor boştaysa, değil mi? Motor boştaysa bu güç geçirilen akım, I akımı bir V1 gerilimi ile, değil mi? Bir gerilim uygulayacağım ki iletkene akım geçsin. V1 çarpı I iletkene uyguladığım güç arkadaşlar I kare R diye eşit olması lazım. Yani o iletkende kaybolan ısıya dönüşen I kare R gücüne eşit olması. Yani normalde bir yük yoksa çok küçük bir akım geçer iletkenden. Bu iletkenin direncine de bağlıdır tabii ki. Bu bağıntıya daha sonra diğer sayfada değinelim. Şimdi iletken sabit bir hızla hareket etmesi durumunda. İletkenin sabit bir hızla hareket etmesi durumunda arkadaşlar akıma bakalım. İletken bir V hızıyla sabit hızda hareket etsin. Yani ivme sıfır. Bu durumda arkadaşlar şuradaki yükü de dikkate aldığımızda bu durumda F eşittir MG BIL bağıntısını yazabiliriz Newton prensibine göre. Burada yükün aşağıya doğru böyle ne vardı? MG olarak bunu gösteriyorduk değil mi? Fizik derslerinden hatırlayalım. Bakın bu kuvvet az önce ürettiğimiz BIL kuvveti MG'ye eşit olur arkadaşlar. Akım da MG bölü BL olarak ifade edilir. Bakın bu akım denklemi iletkenin sabit olduğu durumda elde edilen denklem ile aynıdır. Kararlı halde burada akım mekanik yük tarafından belirleniyor diyebiliriz. Yani iletkenin hareketsiz olmasıyla sabit hızda hareket ediyor olması durumu aslında aynı arkadaşlar diyoruz. Evet, şimdi bakın. Mekanik yükün olduğu durumda hareketli sistemde mekanik güç sıfırdan farklı olur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın iletkenden akım geçirildi. V2 gerilimi uygulanarak bu akım geçirildi. I kare R ısıya dönüşen güç, bir de mekanik güç var. Bu mekanik gücü bu sistemin doğrusal hareket, yani şu iletkenin sağa sola hareket ettiğini düşünecek olursak arkadaşlar, bu iletkenin sağa sola hareket edeceğini düşünelim. Burada doğrusal bir hareket var. Dönme hareketi yok. Dolayısıyla sadece şu denklemi elde etmek için aslında bunu yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada şu bağıntıyı ben yazıyorum. Hangi bağıntı? Bunu yazıyorum. Bu dönme hareketi için geçerliydi. Bakın. Uyguladığımız güç, ısıya dönüşen güç ve mekanik gücün toplamı. Şurası F ve V hızı. Şu kısım mekanik güçtür arkadaşlar. P eşittir kuvvet çarpı hız. Bakın I kare R'yi sol tarafa atalım. I kare R neydi arkadaşlar? Biraz önce şuradaki bağıntıda göstermiştik. I kare R V1I. V1I. V2I eksi V1I eşittir BIL V. Bakın I'ları sadeleştirirsek I gider burada da gider. V2 eksi V1 eşittir BL hız. Bu da V2 V1, yani iki tane gerilimin farkı yine bir gerilimdir arkadaşlar. Bir E. Bakın buradan manyetik alan içinde manyetik alan etkisi altında iletken hareket ederse bir gerilim endüklenir. Faraday'a göre bir gerilim endüklenir. Bağıntısını burada elde ediyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Bakın bu DC motorda eşdeğer devrede yer alan zıt EMK'dır.
zıt EMK'dır. Hatırlayalım. Makine 1'de E eşittir K fi omega demiş. İşte bu E, bu E'dir arkadaşlar. DC motor eşdeğer devresinde bakın uygulanan bir gerilim. Rotor devresidir bu. Doğru akım motorun eşdeğer devresi rotor için geç. Rotor devresi ve serbest uyartımlı manyetik alanın mıknatıslar yardımıyla veya harici bir devre ile burada üretildiğini varsayıyorum. Sadece endüvi devresini, rotor devresini burada gösteriyorum. Endüklenen gerilim, uygulanan gerilim ve endüvi sargı direnci demiştik. V eşittir R artı E. Burada U eşittir V eksi E bölü R. Motor sabitken, hareketsizken E'nin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman akım V bölü R olur. Burada bakın şu bağıntıda V tüm eşitliğin iki tarafını I ile çarparsak V çarpı I eşittir I kare R I ile çarptık artı E çarpı I. Bakın biraz önceki bağıntıya aslında benzeyen şu bağıntıya benzeyen bir ifade elde ettik. V I eşittir I kare R artı E I. Zaten hatırlayın arkadaşlar, biz gerek asenkron makineler için gerek doğru akım makineler için mekanik gücü Mek eşittir şöyle diyorduk, E çarpı I, alt indisler farklı, o da eşittir moment çarpı omega, değil mi? Mekanik gücü E çarpı I, şu E veya dönme hareketi varsa tabii, bakın burada olduğu gibi T çarpı omega. Doğrusal sistemde kuvvet çarpı doğrusal hız. Basit, lineer, doğrusal motorda bu geçerliydi ama burada bakın elde ettiğimiz bağıntı doğrusal hareket için buydu ama bir motora bunu indirgediğimizde de benzer bir denklem, dönen bir sistemde benzer bir bağıntı grubunu burada elde ediyoruz diyelim. Evet, bakın akımı V bölü R olarak ifade ettik değil mi? E eşittir sıfırsa, çıkışta mekanik yük yoksa E eşittir sıfır, I eşittir V bölü R. Akımdan dolayı burada arkadaşlar kuvvet oluşur demiştik iletken. İletken bir hıza ulaşıyor. V bölü BL. Burada buradaki V şuradan geliyor. E sıfır olduğu için. Bakın akım V bölü R'den sürekli halde azalıyor. Hız da V sıfır değerine ulaşıyor. Burada bakın farklı indüksiyon değerleri içinde hız bilgisini görüyoruz. Bakın burada şunu gördük aslında. Şu bağıntıyı görüyoruz. Hız ile indüksiyon ters orantılı. Bakın ben demek ki bu tabii doğrusal lineer motor için belki bunu böyle yazıyoruz. Ama E0 veya omega, yani hız bilgisi burada. Hız bilgisini düşünelim. Demek ki bir motorun hızı, bir motorun hızını ben arkadaşlar B parametresiyle ne yapıyorum? Kontrol edebiliyorum. Her ne kadar B doyumlu, B değeri sürekli artırılamıyor bile olsa I, H veya B, tamam mı? Y eksili. Şurada bakın akımın belirli bir değerine kadar, I bir değerine kadar B'nin değeri doğrusal değişiyor değil mi? Bunları söylemiştik daha önce. Ama
şu noktada BS saturasyon değil mi? Saturation'dan geliyordu. BS değeri doyum değeri. Doyuma kadar yani 0 amperden I1'e kadar doğrusal bir değişim var. Demek ki ben şurada çizdik ya hani evet bakın burada ne dedik arkadaşlar? Bir DC gerilim kaynağı var. Uyarma devresinden akım geçiriyoruz. Değil mi? Bakın burada bir akım var. Ben şuradaki VD değerini burada sabit olarak düşünüyorum. Değil mi? Sabit, normal, sabit bir DC kaynak gösterimi bu. Hani bu gerilimin değişme şansı yok. Peki ben bu gerilimi nasıl değiştiririm? Nasıl değiştirebilirim? İşte burada arkadaşlar burada sürücü sistemlerinde güç elektroniğinin rolü. Ben bir mesela bir DC gerilimden farklı bir DC gerilim nasıl elde edebilirim? Veya bir AC gerilimden farklı bir bir AC gerilimden değişken bir DC nasıl elde edilir? İşte bunun cevabı da aslında hemen altında doğrultucu veya DC kıyıcı. Tekrar dönüyorum buraya. Bakın bu gerilimin değişken olması demek buradan geçen yani kutuptaki uyarma sargısından geçen akımı değiştiriyor. Akımın değişmesi arkadaşlar akımın değişmesi bakın burada akımı değiştiriyorum. Akımı şu şekilde arttırıp azaltabiliyorum. Bu durumda B değişiyor. Demek ki ben şuradaki gerilimi değiştirebilirsem motorun hızını değiştirebilirim. İşte bu en basit anlamda bir sürücüdür. Bir sürücü uygulaması gerçekleştirmiş olurum bu durumda. Bunun için de arkadaşlar burada değişken bir DC gerilime ihtiyacımız var. Örneğin elimizde bir 220 volt AC şebeke varsa doğrultucu kullanarak tristörlü, kontrollü bir doğrultucuyla ben hızı kontrol edebilirim. Bir DC-DC dönüştürücü kullanabilirim veya bir DC kıyıcı kullanabilirim. Eğer bu tabii DC için konuşuyoruz. Eğer bir asenkron motor varsa da bir AC motor varsa da arkadaşlar hız kontrolü yaparken gerilimi ve frekansı birlikte kontrol etmem gereken bir durum söz konusu. Burada da inverter kullanabilirim. Veya hız kontrol etmiyorum. Hız veya yönle bir alakam yok. O zaman da ben bir motorun yönünü veya örneğin elimde birkaç tane motor var. Bunların sırayla devreye girip farklı işler yapmasını istiyorsam da bir tezgahta, bir bant sisteminde, bir otomasyon sisteminde o zaman da bir kumanda devresi oluşturabilir. Veya daha ileri gidelim. Daha önce 3. sınıfta gördüğünüz PLC dersinde de normal PLC'lerle bu kontrolü sağlayabilirim. Aslında bugünkü derste özellikle şu son kısımda arkadaşlar şunu görmüş olduk. Motor sürücü sistemi dediğimizde birçok farklı devre yapısı konu aklımıza gelebiliyor. Biz burada biraz daha çok güç elektroniği çerçevesinden buna bakacağız. Biraz kumanda devreleri üzerinden incelemede bulunacağız. Bazen sensör bilgisine ihtiyaç duyacağız. Bazen sensör anlatacağız. Ama bu çok derin bir sensör anlatımı olmayacak tabii ki. Sadece bir malzemeyi tanıma bazı uygulamaların varlığından haberdar olmanızı burada bu dönem içerisinde bu ders kapsamında bunlara vakıf olmanızı belli ölçüde sağlamayı hedefliyorum diyelim. Evet burada son grafik üzerinden aslında dersin de bir nevi ders içeriğini hızlıca birazcık özetlemiş oldum. Haftalık 14 haftalık senaryoyu bu şekilde
hikayeyi bu şekilde oluşturmuş olacağız, paylaşmış olacağız diyelim ve burada dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine benzer bu tür temel konulara devam edeceğiz. Daha sonra DC motorlar, doğrultucular, kıyıcılar, dönüştürücülerle beraber bu DC motorları nasıl harmanlarız, nasıl birlikte yorumlarız. Yani bir yerde DC motor, diğer tarafta dönüştürücü. Bu ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. Dönüştürücüler, güç elektronik devrelerini iç içe aslında paylaşmış olacağım. Birkaç hafta içerisinde de ödev konularınızı başlık başlık belirleyeceğiz. Belki kura sistemi veya farklı bir yöntemde bu konuların dağılımını gerçekleştireceğiz diyelim.